Arkadaşlar merhaba. DNR Hidroponik Toprak Sarım kanalından herkese selamlar. Kanala video yüklemeyeli çok uzun zaman oldu. Önceki sistemde şurada bir adet mega setimiz vardı. Bu setimiz buradaydı. Şurada RDVC setlerimiz vardı. Onları kaldırdım. En sonda da Hollanda kovalı sistemimiz vardı. Onları bu şekilde kaldırdım. Daha temizliğini yapamadım. Buraya RDVC sistemi tekrardan kuracağım. Bu şekilde alanı çok fazla öldürmemek için Hollanda kovalı sistemi kurmayacağım. Ama RDVC seti tekrardan buraya kuracağım. Bu şekilde de mega setimi kurdum tekrardan. Bu şekilde otomasyonumuzu da kurduk. Otomasyonumuz MRT Nature Okan abiden geldi. Okan Kalaslıoğlu. Cihazımızı yaklaşık bir ay önce teslim aldık. İlk denemelerini bugün başlayacağız. Şu şekilde sisteme suyu doldurdum. Propları içerisine koydum. Besin kapaklarımızı delip hortumlarımızı bağladık. Şu şekilde diğer hortumları da buradan geçirdik. Şu şekilde proplarımız içerisinde şu şekilde bir adet pH probu, bir adet EC probu, bir adet de ısı probumuz var. Pompamızı da bu şekilde bağladık. Sisteme bağladık. Henüz sisteme suyu bağlamadık. Yani sisteme suyu vermedik. Şu şekilde değerler şu an için EC değerimiz yaklaşık 772 EC. pH'ımız 7.70 civarlarında. Suyun ısısı da 19.9 derece. Şu şekilde tarif etmek gerekirse bir adet router'ımız var. 3 adet dozajlama pompamız var. Bir adet dağıtım pompası, yani direkt olarak dağıtım pompamız bu şekilde buradan basacak. Şu şekilde zamanlayıcı saatlerimizi artık otomasyonlarda kullanmıyoruz. İstediğimiz aralıkta dağıtım pompası çalışıyor. Burada bir adet de karıştırma pompası var. Şu an karıştırma pompası koymadım sisteme. Gerekirse karıştırma pompasını da ekleyeceğim. Karıştırma pompası olarak bu soboların yine en küçüklerinden bir tane alıp koymak sistemin içerisine yeterli. Bu şekilde bir adet router'ımız var. Wi-Fi üzerinden sisteme bağlanabiliyoruz. Uzaktan bağlanabiliyoruz. Ne kadar uzak olursa yine de sisteme bağlanıp aynı zamanda hem değerleri görüp hem de kendimiz manuel olarak uzaktan dozajlama yapabiliyoruz. Bu sistem aynı zamanda kendisi de dozajlama yapıyor. Şu an sistem aktif çalışıyor ama ben şu an aktifleştirmedim. Birazdan ilk aktifleştirmesini vereceğim. Besin ayarlamasını cihaz kendisi yapacak. Asitini kendisi düşürecek. Şu şekilde sisteme suyu verecek. Yani tamamen bir otomasyon oldu. Tabii havaların da soğumasından dolayı sistemi büyük ihtimalle ilerleyen süreçlerde sıkıntı çekeceğiz. Ne sıkıntısı çekeceğiz? Havalar soğumaya başladığında üretim zorlaşacak. Aynı zamanda güneşte şuradan doğup direkt olarak arka tarafa geçtiği için sistem yine kışın güneş görmeyecek. Burada farklı bir sistem uygulayacağım. Sistemin üzerine ufak bir sera yapacağım. Şu şekilde tamamen sistemi kapatacağım. Sera ile, yani sera örtüsüyle, naylonla kapatacağım. İçerisine LED aydınlatmalar koyacağım. Onları da zamanlayıcı prizle belli saatlerde çalıştıracağım. Büyük ihtimalle akşam 6 sabah 6 arası yaklaşık 12 saat LED aydınlatmayla destekleyeceğiz. Gündüzde alabildiği kadar güneş alacak. Ama zaten havalar artık sürekli olarak kapalı olacağı için çok fazla güneş etkisi olmayacak. Biz de o yüzden LED aydınlatmalarla sistemi destekleyeceğiz. Seranın üzerine örttükten sonra tabii ne kadar olursa olsun belli bir zaman sonra, yani Ocak gibi, Şubat gibi sistem çok fazla eksiye düşecek. O yüzden ben içerisine bir adet ısı kontağı koyacağım. Bir adet de ısı ampulü, ısı lambası koyacağım. Sistem istediğim değerin altına düştüğünde, örnek veriyorum 15 derecenin altına düştüğünde ısı kontağı ısı lambasını çalıştırıp ufak seranın içerisini ısıtmaya başlayacak. İstediğim değerin üzerine çıktığında da ampul kapanacak. Ortalama 15-20 derecenin altına düşürmeyeceğim.
hem ısı otomasyonumuz olmuş olacak, hem besin otomasyonumuz. Aynı zamanda LED desteklerle de LED aydınlatmayla güneş etkisini daha fazla desteklemek için bir üretim planlıyorum. Dediğim gibi şu an sistemi kurdum. Tanka suyu doldurdum ama hiçbir besin ayarlaması yapmadım. Videodan sonra sistemi aktifleştireceğim. Otomasyon kendi kendine hem besin hem de pH ayarlamasını yapmaya başlayacak. Fideleri henüz sipariş vermedim. Onları da hafta içi sipariş veririm. Gelince direkt olarak ekerim. Şu şekilde file saksılarımızı geçireceğiz. RDVC seti de dediğim gibi bu tarafa kurmayı düşünüyorum. En baştaki tank burada olacak. 8 kova arkada olacak. 8 artı 1 olduğu için bir adet kova burada, 8 adet kova arka tarafta olacak. Onların da üzerlerine belki birer adet spektrum lamba koyabilirim tek olarak. Belli bir yükseklikte spektrum lamba koyarak salatalık yetiştirmeyi düşünüyorum. Şu an planım o şekilde. Bunlar temizlenecek ama belki bahara da bırakabilirim. Çünkü hem bunun üzerinde örtmek gerekebilir salatalık, çünkü o da etkilenecek soğuktan. Her iki tarafı da örtmek zor olursa RDVC seti erteleyip baharda buraya tekrardan kurup o şekilde bir üretim yapabilirim. Bir adet de şu şekilde hidrovaksımız var. Bunun da üretimine ve satışına başlamıştık şu şekilde. Bunu da evin içerisine koyup bir adet lamba ile bunu da destekleyeceğim. Bunun üzerine koyacağım lamba 50 watt farklı renklerde yanabilen bir lamba. Şu şekilde bir adet hava pompamız var. Hava hortumu, check valve. Bu pompanın zarar görmemesi için bir adet de hava taşı. Bunu pompaya bağlayıp şuradaki küçük delikten hava taşını içeriye sokuyoruz. Bir adet EC ölçer, bir adet pH ölçer. Bunları şu an için koydum ama kendimde olduğu için zaten kendimkileri kullanacağım. Şu şekilde de file saksılarımız var. İçerisinde bilgilendirme notumuz var. Alan müşterilerimiz o şekilde kullanabilir. Kullanımı gayet basit. Direkt olarak file saksıları geçirip içerisine fide bırakabilirsiniz. 11 gözlü göz aralıkları 15 santim 16 santim arasında olması lazımdı. Şu şekilde merkezden merkeze. Şu şekilde. 40-60 bir tabla. Sert tabla gayet sağlıklı. Üretim yapabilmek için ideal. Bunu da ev içerisine koyup mutfak tarzı cam önüne. Tabii ben aydınlatmayla destekleyeceğim yine de. Bir adet de hava pompası. Dediğim gibi hava taşıyla suyu oksijenlendireceğiz. Bunu manuel olarak besinleme ve pH ayarını yapacağız. Şu şekilde tabloyu kaldırıp buradan besinlemesini yapacağız. Şu an ben tek elle yaptığım için biraz zor. Şu altta pompa sıkıştı. Bu da bu şekilde bir ürünümüz. Bunu Trendyol ve PTT AVM üzerinden de siparişinizi oluşturabilirsiniz. Mega setimiz de bu şekilde. Dediğim gibi bunu da videodan sonra aktifleştireceğim. Fideler gelene kadar sistemi kontrol edeceğim. Uzaktan bağlanacağım. Bu otomasyon sürekli olarak size bilgi yolluyor. İstediğiniz şekilde bilgiler girebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, dozajlama yapıldı diye size bilgi geliyor. Asit, pH düşürüldü diye size bilgi geliyor. Bir sorun olduğunda sistem direkt olarak size bilgi atıyor. Şu sorun var diye. O şekilde bir otomasyon tasarladık. Şu an için gayet iyi. Bunun satışına da başladık. Instagram üzerinden sipariş alıyoruz. Aynı zamanda Okan abiden de direkt olarak sipariş verebilirsiniz. Tabii biz bu şekilde bir tasarım istedik. Bu router'ı isterseniz buradan kaldırıp buraya farklı bir ekran koyabiliriz yukarıdaki gibi. Bunu da farklı, örnek veriyorum. Şu karşıda bir prizim var benim. Router'ı direkt olarak oraya da bağlayabiliriz. İsterseniz router burada olmuyor. Bu şekilde bir tasarım istedik. Şu an için gayet güzel bir tasarım var. Şu şekilde dozajlama pompalarımızı da peristaltik olarak seçtik. Şu şekilde. Buradan haftalık olarak video atmaya çalışacağım. Vakit buldukça. Aynı zamanda şuradaki musluğa bir adet
T alıp şurada bir adet ürünümüz var. Bunun da satışına başladık. Bunu da Trendyol ve PTT AVM üzerinden sipariş verebilirsiniz. Bizim buranın musluk suyu gördüğünüz gibi EC değeri çok yüksek. Yağmur suyu biriktirmek gerekiyor. Ama sürekli olarak özellikle yazın yağmur suyu biriktiremiyoruz. O yüzden bu şekilde bir adet hidroponik sistemler için özel ters ozmos cihazımız var. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ürün. Bunu da açayım. Bunu da bağlayacağız. Paket içerisinden bu şekilde filtrelerimiz çıkıyor. Aynı zamanda bağlantı aparatlarımız ve hortumlarımız çıkıyor. Bir adet T alıp şuradan direkt olarak sistemi bağlayacağız. Bununla da EC değerini düşürerek ve pH değerini düşürerek belki artık bu sistemi bağladıktan sonra pH düşüreceği gerek bile kalmayacak. Direkt olarak bu pH'i zaten ortalama 5,5-6 civarlarında tuttuğu için EC değeri bizim için çok önemli. Besini kendimiz daha fazla ekleyebilmek için, örnek veriyorum, marul yetiştireceğimiz zaman şu şekilde EC değeri şu an 776, 1200 civarlarında marulu yetiştirdiğimizi düşünürsek yani besini kendimiz çok az ekleyebileceğiz. Ama ters ozmos sayesinde EC değerini düşürüp besini çok fazla ekleyebileceğiz. Dediğim gibi bunu da satışına Trendyol ve PTT AVM mağazalarımızda başladık. Aynı zamanda Instagram ve WhatsApp sipariş hattı üzerinden de verebilirsiniz. Aynı zamanda şu şekilde bir adet ürün ile de, şu an adı aklıma gelmedi, bunu buraya bağlayıp direkt olarak ters osmozu buna bağlayıp su seviyesini istediğimiz şekilde tutup istediğimizde, yani belli bir seviyede tutacak, biz su eklemesi yapmayacağız. Sürekli olarak sistem kendi kendine suyu, eksilen suyu tamamlayacak. Biz bu saatten sonra su eklemeyeceğiz, besin eklemeyeceğiz, pH'i düşürmeyeceğiz. Yani tamamen bir otomasyon olmuş olacak. Üzerini de kapattıktan sonra ısı lambasıyla da istediğimiz değerde tutmaya çalışacağız. Bunu da bu şekilde kullanmış olacağız. Şu şekilde. Şu an şunun adı dilimin ucunda ama bir türlü söyleyemedim. Affola. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi sistemi videodan sonra aktifleştireceğim. Her hafta elimden geldiğince boş zaman buldukça da video çekmeye çalışacağım. Şimdiden teşekkürler. Hoşça kalın.